Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim öyle hemen bayatlamayan ve akşamdan yoğurabileceğiniz bir poğaça tarifi. Yumuşacık oluyor. Öncelikle hamurunu yoğurarak başlayacağım. Yoğurtla yapacağım. 1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı ılık su, 2 adet yumurta akı, sarısını üzeri için ayırdım. 3 yemek kaşığı toz şeker. Bu tarifte kullandığım bardak ölçüm gene 200 milimlik. 1 paket kuru maya. 1 tatlı kaşığı tuz. Öncelikle bu malzemeleri karıştıracağım. Tamamen hepsini birbirine yedireyim. 5 su bardağı unu burada eledim. Yavaş yavaş ilave edeceğim. Eğer gerekirse tekrar un alıp ekleyeceğim. Ununuzu her zaman yavaş yavaş ilave edin. Yanıma 1 su bardağı dolusu un aldım. Yavaş yavaş ilave edeceğim. Hamuru tezgahın üstüne alıp orada artık bundan sonra 10 dakika boyunca yoğuracağım. Yoğurma aşaması poğaçalarda, hamur işi tarzı, böreklerde çok önemli. Lütfen en az 5 dakika kesin yoğurun. Ben de şimdi bir 5 dakika yoğuracağım. 1 su bardağı undan şu kadar kaldı. Bunu da şimdi ara ara şöyle serpip toparlayacağım. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur. Ara ara unlayıp yumuşak bir hamur elde edeceğim. Dakikadır yoğuruyordum artık. Şimdi içerisine şöyle 1 yemek kaşığı tereyağı yedireceğim. Bu tereyağı gerçekten çok güzel bir tat veriyor. Tavsiye ederim. Şimdi tamamen yedireceğim. İstemezseniz bu tereyağını ilave etmeyebilirsiniz. Tereyağının ayrı bir lezzeti oluyor. Eğer katarsanız da daha farklı olacaktır. Tezgahın üzerine serdiğim silpat çok fazlasıyla kaydığı için tekrar kabın içerisine aldım. Şimdi burada yoğurmaya devam edeceğim. Daha rahat olacaktır. Sizler de böyle karıştırdığınız kabın içinde yağ döküp yoğurun. Daha rahat olacaktır. Tereyağının erimiş olmasına özen gösterin. Eğer çok katı olursa kesinlikle yediremezsiniz. Hamuru yeterince yoğurdum. Çok güzel rahatlıkla toparlandı. Gördüğünüz gibi. Birazcık böyle elime hafif yapışıyor gibi. Ama çok güzel bir hamur oldu. Tamamdır. Tereyağını yedirene kadar yoğurmanız yeterli. Üzerini temiz bir bezle örtüp toplamda 1 saat boyunca dinlendireceğim. Bu oda ısısının sıcaklığına göre değişebilir. En azından 45 dakika kesin dinlendirin. Yani hamurunuz 2 katı olana kadar. 1 saattir hamurum dinleniyordu. Yeterli artık. Ben sonradan unutmuşum. Bir poşet geçirdim daha çabuk mayalanması için. Kullanacağım tepsileri de yanıma aldım. Birazcık da yağ aldım. Hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparıyorum. Çok fazla ben büyük yapmayacağım. Kenara koyuyorum. Sade yapmak isterseniz direkt böyle yuvarlayıp tepsinin içerisine alabilirsiniz. Ben birazcık içine peynir koyacağım. ...18 tane bezi hazırladım. Şimdi önce peynirle olanları göstereceğim sizlere. Kısmını da sade bırakacağım. Önce önümü alayım. Böyle 9 tanesini peynirli, 9 tanesi de sade kalacak. Ortasına peyniri bırakıyorum. Elimle şöyle kapatıp bastırıyorum.
Şöyle kapatıyorum. Elimin şurasıyla bastırıyorum. Şöyle kapatıp hemen bastırıyorum. Eliniz arada yağlayın. Çünkü yumuşak bir hamur olduğu için yapışacaktır. Tepsiyi dizerken de aralıklı dizmeye özen gösterin. Birinci tepsiyi tamamladım. Gördüğünüz gibi tam böyle bir pastanedeki poğaçaların şekline benzedi. O kenarda beklesin. Bir tane kalan peynirliği de yapayım. Şimdi diğerlerini sade yapacağım. İyice böyle tam bir yuvarlak hale getirip diziyorum. İki tepsim de hazır. Şimdi poğaçaları yarım saat boyunca tepsi mayasında bekleteceğim. Bu aşama çok önemli. Lütfen kesinlikle tepsi mayası yapmaya özen gösterin. Ondan sonra yumurta sarısını sürüp fırına atacağım. 30 dakikada dinlendirdiğim hamurların üzerine yumurta sarılarını süreceğim. İçerisine sadece bir tatlı kaşığı sıvı yağ koydum. Daha rahat sürmem için. Yumurta içerisine sıvı yağ koyduğunuz zaman daha güzel kızarıyor. Üzerine sürüyorum. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. Sadelerin üzerine hafif şöyle çatalla çizik yapıyorum. Artık fırına götürüp pişiriyorum. İsterseniz üzerine çörek otu seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Poğaçaları fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Diğeri de aynı şekilde. Hemen ikisinden de birer tane alayım. Şöyle yumuşaklığını görün. Çok yumuşak, enfes bir poğaça oldu gerçekten. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takibi alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.